Ben plastik cerrah olduğum için ben elimde bütün yapılar var. Yani ben botokslu uygularım, dolgulu yaparım, ameliyat da yaparım. Şimdi yüz estetiği çok geniş bir kapsam aslında. Yani yüzdeki estetikte birkaç tane sıkıntı var burada. Aslında insanların ne istediğine göre bir ameliyat planlaması veya işte bir dolgu botoks uygulaması yapmak gerekiyor. Burada önemli olan yüz estetiğinde siz eskiye gençlik halinize geri dönmek istiyorsunuz yoksa daha güzelleşmek mi istiyorsunuz yoksa yüzündeki bazı deformiteleri gidermek mi istiyorsunuz? Bunların üç tanesi farklı konular. Ben ilk başta daha böyle atraktif yüze sahip olmak için işte kaşlarını kaldıranlar, temporal lift veya işte göz kapağı estetiği veya ne bileyim işte gözünüz biraz daha badem göz gibi bunlar bir beautification deneyi, yani daha güzelleştirici ameliyatlar. Bir de yüzümüzün yaşlılığa karşı olan etkilerinden yok etmemiz var. Bu da işte yüzünüz aşağı doğru sarkık olması, yani yer çekimin etkisi, yaşlılığa bağlı ligamentlerin zayıflığından dolayı. Bir de bunu yukarı doğru kaldırdığımız cerrahi teknikler veya dolgu uygulamalarımız var. Burada hastanın ihtiyaçlarına göre bir plan yapmak gerekiyor. Şimdi hastaların burada ilk başta istediğim şey hastayla tabii ki bir konuşuyoruz. Yani hastanın istediği şey ne? Hasta ameliyat mı istiyor, tamamen rekonstrüksiyon mu istiyor, tamamen gençliğini mi istiyor? Bunların hepsini ilk önce bir yere koymak gerekiyor. Bu koyduğumuz şeyde hastayla konuşmamızda hasta bana şunu söylüyorsa, yani diyorsa ki benim yüzüm daha fresh gözüksün, daha canlı gözüksün. O zaman yaptığımız uygulamalar farklı. O zaman daha basit uygulamalarla bu işi çözmeye çalışıyoruz. İşte hastanın yüzünü çok fazla sarkıklı yoksa cildinin tonusu kayıp biraz, birazcık daha gözenekleri derinde ve biraz daha ışıltı istiyorsa buna dolgu ve botoks uygulamalarıyla bir miktar daha yüzünü canlı bir hale getirebiliyoruz. Sonra hasta biraz daha yaşlı, orta yaşın üzerinde yani 35'in üstünde ve birazcık daha yüzü genç olması istiyor. Sonra hastaya bakıyoruz. Tabii ki o zaman da yorgun bir yüzü var. Ya, tabii ki yorgun yüzü işte kaşlarının düşüklüğü, göz altının düşüklüğü, göz kapağında sıkıntısı olması, nazolabial foldlarının fazla olması, hatta bazı işte 45 yaşın üzerinde Mayotte line'ların olması, çene koltuğunun bozulması, gıdığının çıkması. Şimdi bunların hepsi birer problem. Ve bu problemleri nasıl çözüm üreteceğimizle alakalı bir yapı kurgulamamız gerekiyor. Ben plastik cerrah olduğum için ben elimde bütün yapılar var. Yani ben botoks da uygularım, dolgu da yaparım, ameliyat da yaparım. Yüzünüzde işte cerrahi olmayan dışı aletlerle yani bir tedavi de uygularız. Şimdi burada hastanın isteğine göre bir plan skalasını koymak gerekiyor. Örnek vermek gerekirse hasta işte 40-45 yaş arasında işte iki tane çocuğu var. Ondan sonra işte beyaz yakalı. Kendini daha dinç göstermek istiyor yüzünü. Ana problemi de genelde böyle hastalarda göz altında ve nazolabial çizgilerinde oluyor. Şimdi hasta bir ameliyat istemiyorsa buna göre işte göz altında biraz daha doldurucu dolgular, yanaklarını biraz daha kaldırıcı ameliyatlar ya da işte zigomalarını biraz daha güçlü hale getirerek biraz daha güzelleştirmeye yönelik ya da yüzünü biraz daha fresh gözükmesini isteyici yapılar yapabiliriz. Ama birazcık daha diyorsa ki ya ben bu işleri sevmiyorum, botokslu dolguyu sevmiyorum ve her sene botokslu dolgumu yaptıracağım falan diyorsa o zaman hastayı da ameliyata yönlendirmek istiyoruz. Ameliyatta da yaptığımız iş her zaman için yüzü inceliyoruz. Çünkü sonuç olarak biz doktoruz. Yani doktor olduğumuz için herkese aynı tedavi planıyla aynı şekilde bir durum vaat etmiyoruz. Yani herkesin yüzü farklı, herkesin cilt kalitesi farklı ve herkesin de ihtiyacı farklı aslında. O yüzden de ilk başta biz doktor olarak bizim gördüğümüz hatalarla hastanın gördüğü hatalar aynı mı diye bir tartışmak gerekiyor hastayla. Çünkü biz mesela hastaya diyoruz ki işte sizin yüzünüzde yaşlanma var ama hastanın kemik erimesi çok fazla. O yüzden de göz çevresi çok büyümüş. Şimdi buna bir şekilde rekonstrüksiyon etmezsek, yani rekonstrüksiyon şöyle bir şey. Yani yanak yanı yukarı taşımazsak ya da gözün altını doldurmazsak yani bizim yaptığımız tedaviler yarım kalır. Burada insanların aslında son dönemlerde bu ağrısız ve basit, yani ofis şartlarında yapılan estetiklere çok fazla yöneldiklerinden dolayı da hastalar gittikçe bu işleri çok daha basitmiş gibi algılıyorlar. Tabii ki basitmiş gibi algılandığı zaman biz de yani uygun hasta illa siz ameliyat yapalım demiyoruz ama yüzü büyütmeyle iyi bir sonuç alma arasında büyük farklılıklar var. Şimdi göz altı kırışıklığınız var mesela. Gözünün altının dolması gerekiyor. Tamam, dolduralım da yani normalde mevcut olan zaten yalnız aşağı doğru yer değiştirmiş. Şimdi bunu doldurduğunuz zaman ne oluyor? Yavaş yavaş yüzünüz büyümeye başlıyor. Yanaklarınız mecbur büyümeye başlıyor. Ya da gözleriniz biraz daha çekintili olmaya başlıyor. O zaman da daha anormal yapılar olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de hep söylediğim gibi yani hastalık yoktur, hasta vardır. Yani hastaya göre özel bir tedavi planı uygulayıp ona göre o yola çıkmamız gerekiyor. Buradaki önemli olan sonuç. Yani hastayı mutlu ettik mi etmedik mi? Bu sonuca göre ne kadar iyi ulaşabilirsek ve hasta buradan mutlu ayrılırsa, daha doğrusu ben mutlu olursam, hasta mutlu olursa o zaman hiçbir sorun kalmıyor açıkçası ortada.